neredeyse ilkokul var, bir 20-30 bin tane daha lise var diye aşağı yukarı hani söyleyebiliriz. Şimdi bu kadar fazla okulun Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış olması ve hepsinde öğretmenlerin işe gidiyor olması, bakın bu ne, hani altını çizerek söylüyorum, dünya eğitimi açısından birçok ülkenin, özellikle de hani batıda ve işte kalkınmakta ülkede olmayanlar açısından önemli bir şey. Yani çünkü birçok ülke öğretmenlerini işe getirmeyi bile beceremiyor. Yani bunu da bilelim. Bu öğretmenlerimizin önemli bölümünün çok yani buna hiçbir zaman şu araştırma var diyerek söyleyebileceğim değil ama yani gördüklerimden ve duyduklarımdan kalbime yani çok inanarak söylediğim bir şey, yani öğretmen önemli bölümü okula işini iyi yapmak için gidiyor. Yani tamam, mutlaka her okulda artık yani sisteme pes etmiş ve bunu söylerken de sistemi eleştirerek öğretmeni değil söylediğim bir kitle var. Ama mutlaka yıldırıldığından dolayı. Tabii mutlaka her okulda, bakın istisnasız. Ya da belki okulda, öğretmen olmaması gereken öğretmen olmuş insanlar da var. Ya olmuşlar. Yani Türkiye'deki eğitim. Her okulda var. Türkiye'deki her eğitim sistemi. Her meslekte de var bu. Evet. Fakat daha önemlisi bence her okulda bence iyi öğretmen var Türkiye'de. Şimdi bu çok önemli bir uygun. Bir şey gibi düşünün. Fil eğrisi vardır ya istatistikte. Hani bu işten pes etmişler ve bu işi hala inatla iyi yapanlar. Şimdi ortadaki fil ne tarafa gidecek? Yani aşağı mı çekeceğiz, yukarı mı çekeceğiz? Önemli soru bu. Türkiye'deki eğitim bürokrasisi bunun yukarı gitmesini engelliyor. Çünkü, bürokrasi. Evet, yani bürokrasi ve okullara yerleşik kültür. Yani aslında yenilik çıkarma, icat çıkarma, sana mı kaldı ve vesaire olarak hani şey yapabileceğimiz, ki öğretmen ağa bunları güzel işleyen bir şeyi de var. Bir böyle kısa videosu da var. Bunlar öyle bir hakim ki o kültüre, ama bürokratik temayüllerden de gelen, bürokratik korku hiyerarşisinden de beslenen bir kültür bu. Ya sen boş ver. Hani şimdi müdürün de bu temayüller içinde yetiştiği, kötü koşullarda noter görevi gördüğü, ya hani gelen yazışmayı geçirip arkasına yaslanıp, ama iyi koşullarda bütün bunlara rağmen okulunu, çevresini, öğrencilerini, öğretmenini, velisini ileri götürmeye çalışan bir rol oynadığı bir şey var. Şimdi burada iyi de pes etmiş de beraber. Dolayısıyla hem iyi de var içinde demin sorduğun cevabı. Ve bu iyi öğretmenlere alan versek yarın, ya ben hep şunu söylüyorum ve bunu çok iddialı söylüyorum. Yarın Milliyetin Bakanı dese ki, sevgili 60 bin tane okul, kendi başınızın çaresine bakın. Biz size destek vereceğiz. Türkiye ertesi gün daha kötü durumda olmaz eğitimde. Daha iyi durumda olur. İnisiyatif alabilir. Çok net söylüyorum. Evet. Ha bu ben şunu yani bunu savunuyor değilim. Haydi toptan yerelleşelim. Her şeyi okullar tek başlarına yapsın değil. Bu hiçbir zaman. Ve bizim de yapalım doğru değil bu. Evet. Fakat kesinlikle okullara biraz daha yaşları büyük ergenler gibi en azından davransak, onların kendi dertlerine kendi çare bulabilme becerilerini ve güçlerini kabul etsek, okulların biraz daha mahalleleriyle, bulundukları sosyal çevrelerle yakın etkileşimde olabilmesini sağlasak, öğretmenini seçerken, ders kitabını seçerken bir olabileceği alan olsa, kapacağı tatil gününü biraz işte belirlemek için kendisini ya da hani ne bileyim kar yağdığında, mevsimlik işçilerin arttığında, hani esneklik, ne bileyim pandemide ya bizim burada vaka yok neye kapalıyız durumunda şey yapabilsek. Ama bütün bunları yaparken de alttan muazzam bir şey kursak. Yani benim yine hazır hani hayallerden bahsederken hani Ankara'nın dışında ormanın içine gidip bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyini, uzay üssünü kursak. Tek işi de iyi içerik geliştirmek ve iyi destek planlamak olsa, bunlar da bütün okullara ulaşabilir kılsak, okullar da biraz şey yapsak, ya hadi hani gerçekten biraz Fatih Terim usulü hadi ama biraz da hani destekleyerek ve teknik olarak şey yaparak, velilere de bunu anlatsak, desek ki yani ya bakın bu bundan sonra sizin okulunuz, benim olduğu kadar, benim derdeden devleti kastediyorum, aramızda çok büyük duvarlar örülüydü, o duvarları kaldırıyoruz. Yani siz buraya girmeye korkuyordunuz, biz size ulaşmıyorduk. Ama bunları şey yapacağız artık, siz bu işin bir parçasısınız. Sizin kültürünüz de bu okulun bir parçası diyebilsek, muazzam bir bence
başlangıç olur. Ha, bugünden yarın.